Herkese merhaba. Ee, öncelikle e, bu videoyu daha önceden çektim ama e, bugün tekrardan e, sade bir şekilde anlatmak istedim. Lafa girmeden önce bugün 23 Nisan olduğu için küçük kardeşlerimizin bugünü kutlu olsun. E, umarım evde kaldığımız bu günlerde, inşallah daha güzel günlerde e, bunları anarız. Ve inşallah... Bir ömür boyu mutlu olurlar, hep yüzleri güler, o güzel yüzleri, o güzel zekaları hep parlar. Ee, şimdi efendim bugünkü konumuz aslında globalization, ee, localization diye de geçer çoğu terimde. Ee, özetlemek gerekirse, iş bu terimlere aşina olmayan arkadaşlarımız varsa şöyle özetleyebiliriz. Ee, şahıs dışı uygulamalarda yani profesyonelliğe dönük ya da kurumsallığa dönük uygulamalarda çoklu dil desteği e, önemli bir olgudur. E, genelde de isminden de anlaşılacağı gibi e, text içerikli kelimelerin e, çevrimleri e, gerçekleştirilir. Bunu yapmanın birçok yolu vardır. E, işte bunlardan birkaçı mesela şöyle örnek verebiliriz. Kimi mesela uygulama tercihlerine göre kimisi dışarıda bir şey yapar, sunucudan çektirir bu dilleri yani bir cloud database üzerinden ya da bir servis üzerinden tekstleri çektirir. Çoğu lokalde bir file tutar ve file'i çevirir. Mesela oyun sektöründe daha çok bu ya da film sektöründe de çok rastlanır altyazılar falan bu subtitle'lar falan hep bu mantıkla çıkar. Çünkü text içerikleri klasik olarak bir yerde gömülüdür. Şimdi biz de bu uygulamada e, Globalization'ı kullanacağız ve ben de lokal bir file'da tutmayı tercih ettim çünkü şöyle bir şey geldi aklıma. E, tabii ki de bu e, video serisinde Firestore'la beraber yapabilirdik bu olayı. Mesela Firestore'dan çektirdik ama favoriler gibi bir gerçek var, bir kesit var önümüzde ve internet bağlantısı olmadan da kullanıcıya hizmet sunmalıyız. Dolayısıyla da şey yapmamız lazım efendim. Bu tarz detayları düşünmemiz gerekiyor. Şimdi ben aslında bir saat anlattım tekrardan, ancak bu sefer daha kısa öz olmasını hedefliyorum. O yüzden karşınıza bir tekrardan geçtim. Öncelikle her şeyden önemlisi şunu. E, Globalizasyonu kurmak için biz e, biliyorsunuz kapasitör kullandığımız için projelerimizde e, bu üç tane olguyu kurmamız gerekiyor efendim. Şimdi bunu kurduktan sonra e, şöyle bir şey fark ettim. E, en azından kapasitör için bunu fark ettim. Browser desteği yok. Şimdi, browser desteği yok nereden biliyorum? E, bunu kapasitör için kurduğunuzda arkadaşlar çalıştırdığınızda Cordova Not Available hatası yiyorsunuz. Bunu nasıl hallettiğimi de arkasından nasıl dolaştığımı da anlatacağım birazdan. Kurduktan sonra e, arkadaşlar ben e, ng gener Ionic Generate, Engine Generate de olur. Modül deyip bir tane modül yarattım. Şöyle Language diye bir modül yarattım. E, ve ardından Globalization'ı e, burada çağırdım şurada çağırdım. Bu örneği kopyaladım. Birazcık editledim. Söyleyeceğim şimdi nasıl editlediğimi. mi? Ee, peki neden bir modülle bu işi yaptım? Öncelikle ben şu şunu düşündüm arkadaşlar. Dedim ki hani ben bir tane modül içerisinde yapayım bu işlemi ve ilgili sayfalarda bu modülü çağırdığımda zaten mevcut dillerini alacak değişkenler dinamik olarak gitsin, set etsin. İlgili yerlere yeni değerlerini yazsın diye düşündüm. Ee, ve arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. İşte private globalization diye yazdım. Ee, ardından bir tane promise oluşturdum ve gelen dile göre iş, içeride işlemler yürüttüm. Şimdi bu işlemleri size anlatmadan önce e, asset e, assets e, içerisinde içerisine bir tane length.json json file oluşturdum arkadaşlar. Şöyle birazcık uzun bu. Videonun altına paylaşacağım. Hiç merak etmeyin, bunu uzun diye sizle. Tek tek bunu bunu yaptım demenin alemi yok. Ama genel anlamda şöyle söyleyeyim. Text diye bir genel bir JSON objem var ve içlerinde projede kullanılan text içerikleri var. Up intro'sundan tutun butonlarına kadar. Bir de ayrı olarak arkadaşlar, Genres diye bir şey var. Bu da daha ilk gelirken servislerimizde çektirdiğimiz aslında film türleri. Şimdi bunu yapmamız sebebini de söyleyeceğim şimdi arkadaşlar. Kullandığımız The Movie DB API maalesef İngilizce ve Almanca'yı desteklemekte şu an. Örnek veriyorum. Bunu Japon bir arkadaşımız da yapabilir. Bizim eğitim videolarımızı tabi izleyip dili de anlaması lazım. O ayrı bir dil. Belki İngilizce çekerim sonradan da. ya da sizler ayrı bir dil çektiniz. Kurumsuda uygulama yapıyorsunuz. Şimdi bu uygulamanın sun, bu API'nin sunmadığı bir hizmeti biz buraya getirmiş olduk bu sayede. Ee, 20'ye yakın tür var. Ben hepsini yazdım. Zaten bunlar da statik olduğu için arkadaşlar hepsini buraya girdim. Burada birazdan yaşadığım action'ları anlatacağım sizlere. Yalnızca, yalnızca burada bir JSON file'ımız olduğunu bilin lütfen. Ee, şurada da arkadaşlar bu JSON file'i çağırıyoruz. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir şey var normalde Angular Framework'ünde bir e, lokal file'ı çalıştırıyorsanız, lokalde bir file çalıyor, çağırıyorsanız daha doğrusu, e, tsconfig.json file'ına gelip şu kısmı eklemeniz lazım. Resolve.json modülünü true yapmanız lazım. Hata vermemesi için. E, bunu ekledikten sonra MyData diye bir e, değişkene e, set ettim bunu. Yani öyle anılmasını rica ettim. Buradaki oluşturduğum bütün değişkenler, bu arada, e, videoyu isterseniz burada durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. E, açıklamalar kısmına ekleyeceğim olan JSON e, datasındaki değişken tipleriyle aynı. Birebir, hiçbir değişiklik yok. E, akılda kalıcı olsun diye öyle bir şey yaptım. Şimdi burada e, şunu ayrı anlatacağım. İlk şuna geleyim. Şimdi Promise'i çektikten sonra, ben ne olur ne olmaz diye arkadaşlar, bu arada bilginiz olsun, Browser'da bu hata verdiği için e, emülatörde ya da simülatörde e, kullandığınızda mesela diller şu şekilde gelmekte. Resource.value dediğinizde trtr e, tr ya da us, nus şeklinde geliyor. Ben de dedim ki hani olur da undefined gelirse benim default dilim Türkçe olsun diye bu benim kendi kararım, koruma amaçlı yazdığım bir şey. Ee, ve dedim indexim dedim Türkçe geliyorsa index 0, değilse 1 olsun. Bunu neden böyle yaptığımı söyleyeyim. Örnek veriyorum. Recent modules'ün bir array olduğu için 0. objesi Türkçe, 1. objesi array'in ikinci indexli objesi de İngilizce olduğu için böyle bir şey yazdım. Siz üç dil bu bir, bir yerine şey demeniz lazım işte Atıyorum İngilizce ise 1 değilse 2 Şeklinde eklemeniz gerekmekte Burası copy paste bildiğiniz geri kalanını Değişkenler değerlerini alsınlar diye en sonunda da Resolve yapıp ee, değişkenimi döndürüyorum Şimdi bir de bu olayın Cage olayı var Şimdi dedim ya Browser'da Şey çalışıyor diye patlıyor matlıyor diye Olur da tarayıcı bazdan ya da cihazın dil alma sorunundan kaynaklı bir şey olursa arkadaşlar ben burada gene koruma amaçlı değişkenlerimin Türkçe değerlerini alıyorum. Türkçe değeri de gönderiyorum. Peki bunu ben nasıl çağırıyorum? Çağırırken ne yapmalıyım kısmına geliyoruz şimdi de. Efendim orada tüm her şeyi göstermek zorundayım biliyorum. Ee, çok böyle kafanız karışmayacak inanın. Ee, şöyle anlatayım. İlk önce tabii ki de bu modülü çağırmadan önce App modül kısmında arkadaşlar Globalization'ı ve Language modülü eklemeniz lazım. Bunun sebebi de şu. Language modülü proje tanımadığı için Language modülü provider'lara yazıyorsunuz. Language modülü de Globalization çağırdığı için Language modülü de Globalization'ı tanımadığı için gene Globalization'ı provider'lara çağırıyorsunuz efendim. Sonra e, gelelim sayfalarımıza. Hatırlarsanız arkadaşlar şuradan ben göstereyim. Bizim tablarımız var. Bu tabs dediğimiz bir klasörden geliyor aslında. Tabs klasörlerimize gidelim arkadaşlar şurada. Hatta eşlemelini göstereyim. Burada aslında bildiğiniz e, statik olarak text yazıyordu. Yani ana sayfa, işte favoriler, settings yani ayarlar kısmı vardı. Ben TES'ine geldim arkadaşlar. Şunu çağırdım böyle. Pro, e, promise yazdığım için orada den dedim. Resolve'unu e, resolve döndürdüm ama bir şey yaptırmıyorum. yani Şuradaki bir işlevselli yok. Bazı sayfalarda içine bir şey yazdığım için arkadaşlar burada promise yaptım. Neden promise yapıp return yaptığını sorarsanız eğer diye söylüyorum. Şimdi e, burada link modülümün zaten bütün değerleri oradaki arkadaşlar yani şuradaki bütün public değişkenlerimin değerleri. O aslında gitti. Promise'i döndürdü. Dili alabilirse Türkçe dillerini yazdı. Ya da İngilizce dillerini yazdı. Artık telefonun dili default'ta neyse. Ee, gitti aldı arkadaşlar. Ve siz de tek yapmanız gereken gidip e, HTML kısmına diyorsunuz ki işte link modül home page buraya home page gelsin. Buraya favorites gelsin. Buraya settings gelsin. Bakın mesela home page ne? Gidelim link JSON'ımıza. Şuradan ben aratayım istiyorsanız home page neymiş? Buradayım zaten. Bakın bu şekilde. Favorites, settings. Bu şekilde alıyor. Diğer sayfalara gidelim. Hatırlarsanız bizi ilk karşılayan birinci tab sayfamız. CS'ine gidelim arkadaşlar. Şöyle bir yukarı çıkayım. Ee, bakın burada da aynı şekilde çağırdım. Hiçbir fark yok. Burada neden bunu eklediğimi söyleyeceğim şimdi. Bunu birkaç sayfada göreceksiniz. Örnek veriyorum, C'olda var. Ee, bir de bir yerde daha vardı, Search Movies'te vardı sanırım. Evet, Search Movies'te var. Şimdi arkadaşlar, dedim ya ben sana, ben size e, film türlerini de çevirdim diye. Şimdi Film türlerini çevirmem için şöyle bir şey gerekiyordu. Burası biraz, nasıl derler, gene arkadan dolaşma eylemi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi şöyle düşünün, bu kısmı anlatacağım. Biz aslında projeye ilk başladığımızda, yani NG Init kısmında, genrileri çağırıyoruz. Hani film türleri bir gelsin, ona göre gelen filmleri de türlerini set edelim diye. Şuraya bir gideyim. Ancak şu kısmı bir görmeyin arkadaşlar, şimdi şu kısımda geliyor ama hep İngilizce geliyor değil mi? Çünkü API'nin desteği İngilizce. Yani ben ee, maalesef ki şuraya gidip API'yi çağırdığımda maalesef İngilizce geliyor hep. Ben de şöyle düşündüm. Dedim ki madem İngilizce geliyorsun, şöyle şuraya bir daha döneyim arkadaşlar. Madem İngilizce gidiyorsun, ben bir değişken yapayım renk modülde. Bu ereğimi göndereyim oraya. Bir de mevcut dili göndereyim. Hani eğer telefon dili Türkçe ise, ya da İngilizce ise onu göndereyim. Tabii onu set edebilmem için de şu yukarıda constructor kısmında değerini aldırmam lazım. Çünkü hatırlarsanız getlanking get resolveunda şey dönüyordu, dili döndürüyorduk. Ee, Get Resolve'unda geri döndürdüğümüz, dil döndürdüğümüz için arkadaşlar değişkeni burada aldırıyorum ve buraya gönderiyorum. Şimdi burada neler dönüyor? Şimdi ben dediğim gibi default olarak İngilizce olduğu için arkadaşlar dedim ki arkadaş git bana gönderdiğim e, ereği içerisinde for dön. For each dön ve dedim ki eee Şöyle bir çakallık yaptım arkadaşlar. Ben buradaki genlerin dillerini şöyle yazdım. Mesela Action ya normalde, case'li halini yazdım. Burada bir sıkıntı yok çünkü her biri tek kelime zaten. Hani only one keywords muhabbeti var yani. Ancak science fiction kısmı biraz çetrefilli çünkü arada boşluk var. Ee, iki tane karakter büyük falan muhabbetleri var. Ee, TV movie içinde. Bunlar biraz e, şey ne derler sepetteki çürük elma muhabbeti. Onları da çözmek için şöyle bir çakallık yaptım. Dedim ki geldim buraya. Git dedim. Replay set. Boşluğa sonra lower case yap dedim. Bu benim Jenner'imin key'i aslında. Sonra dedim ki bu key'i al. Zaten ben e, İngilizce ya, orijinali arkadaşlar. İngilizce ile benim ereğimdeki İngilizce uyuş, uyuşuyorsa eğer, git dedim, mevcut dilin yani yeni dilin e, desteğini alıp yeni değerini yaz dedim. Sonra da tekrardan genlerimi geri döndürdüm. Bu kadar basit bir işlemle istediğim dile göre şevettirmiş oldum yani. Tab 1'e geri döneyim isterseniz. Yani şurada Jerry'nin önüne 3 sayfada arkadaşlar aynı şeyi yaptım bu arada. Aynı. Ekstra hiçbir şey yok. Get Genres'te bunlar yazılı arkadaşlar. Hatta bakın kopyalayayım siz de görün. Aynı olduğunu siz de göreceksiniz. Bakın arkadaşlar search, seol ve tab1. Gene seol'a gidiyorum. Bakın aynı değişken. Ve Yukarıda gene constructor kısmında görebilirsem şurada bakın gene aynı çağırttırdım. Ee, burayı birazdan detaylı anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Bir de arkadaşlar gene aynı şekilde search movies kısmında da gene aynı şekilde çağırttırdım gördüğünüz gibi. Tab 1'e geri dönüyorum kafanız karışma olması için. Çağırttırdıktan sonra mevcut dilleri nasıl değiştireyim? Hatırlarsanız arkadaşlar şurada bizim ev hepsini gör yerine Seoul yazıyordu şuralarda ve şu son filmle popüler filmde de Resort Movies ve popüler movies yazıyordu. Onlar şuralar. Şu kısımlar. Birincisi bu. ikincisi bu. Seoul butonu. Resort Movies'in. Diğeri de burası. Popüler filmler ve Seoul butonu da burada. Burada bir dipnot düşmek isterim. Right item'da biz vitine bir 109 vermiştik arkadaşlar. Hepsini gör butonu tamamen gözükmüyordu. O 109 biti kaldırdık. Bilginiz olsun. ardından ardından Tab 1 böyle yani Tab 1'de bir şey yapmadık. TAP 2'ye geçelim istiyorsanız favoriler kısmına. Yalnız Tabii 2'ye geçmeden önce şöyle bir şey yapayım isterseniz. Ha açıkmış zaten süper. Şimdi favoriler kısmımızda ne yaptık? Ya dediğim gibi favoriler kısmında sadece title var burada. Değişen bir şey yapmadık. Ee, bakın burada action drama olayı kalmış hatta. Aslında burada da mesela TAP 2 TS'te de kalmış çünkü... Çünkü biz öyle yazmışız. Bakın, mesela burada bir hata var. E, hata mı? Ha, yok, hata değil, pardon. Biz jeneristlere öyle yazmışız. Aslında var mı? Şöyle var. E, evet, bu bir hata aslında. Şöyle bir hata. E, veri tabanında şöyle bir eksikliğimiz var. Bunu da ben not almış olayım. Düşünün ki siz telefon diliniz Türkçe ve bir favori kaydettiniz. Sonra İngilizceyi aldınız. Yalnız favoriler gelirken hep Türkçe gelecek telefon dili İngilizce olmasına rağmen çünkü siz Türkçe gittiniz yazdınız oraya. Bizim bir sütun daha açıp e, belki de orijinal dillerini yazıp buraya getirirken çevirdirmeye yapmamız lazım gibi bir işlem var aslında. Bunu da öğrenmiş olduk. Tabii ki de de arkadaşlar hiçbir şey yok. Şöyle ve bir tek favoriler kısmında sadece başlık değişti. Tab 3'te işte ayarlarımız vardı hatırlarsanız. Şöyle kapatayım hallettiklerimizi. Tab 3'te işte ne yaptık? Yine arkadaşlar aynı şekilde çağırttırdık. Ve HTML işte kısmını da şöyle açayım buradan da bir yandan canlı görelim. Çok affedersiniz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir de şu kapat butonu da var. Onu da göstereceğim bir birazdan. 1, 2, 3, 4, 5. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada labellarını değiştirdik. Hiçbir şey yok yani ekstradan. Şu, şurada da şu tanımlı. O, o kapat butonunda hatırlarsanız şu lisanslar da arkadaşlar lisanslar diye bir şeyimiz vardı. Ayrı modül olarak kullandığımız bir yer vardı. Şu kısım. Aynı şeyi orada da yaptık. Çağırttırdık burada. HTML kısmında da şöyle close diye yazdık. Daha içeriğini yazmadık onun hatırlarsanız. Ee, kapat da bu şekilde Apintro'muz intro'muz vardı arkadaşlar hatırlarsanız Apintro'da intro'da şöyle bir şey yaptık ee, up intro'yu bulabilirsem ha, şuradaymış ts'inde arkadaşlar gene bunun da çağırttırdık. elzem bir şey yok ve html kısımlarında geri butonunu ileri butonunu işte internet yok işte internetin içeriği işte geri butonu, ileri butonu, gece modu ve gece modunun içeriği ve geri butonu ve bitir butonu son olarak son şeyimiz şimdilik. Ee, ve hızlı arama şeyi ve kontenti ve aynı şekilde hadi başlayalım. Let's start butonunun içeriği. Dil desteğine göre içeriği. Ee, up intro da bu şekilde. Şimdi bu sayfalar dediğim gibi farklılık olmayan sayfalar. Şimdi detail sayfasına gidelim bir de. Açıklama ve fragman tanımları ve bu popülerlik ve oy sayısı yazdığımız yer var detail page'de. Onlar aynı şekilde bu şu şu kısım şu kısım ve şu kısım açıklamalar kısmı. Eee TS'inde hiçbir şey yok. İnanın aynı şeyler arkadaşlar. Hepsi aynı yani hiçbir şey değişmedi bir bütünlük olsun diye yaptım ha şurada Farklı olarak Burada tabii ki de şöyle bir şey var ee, Affedersiniz onu unuttum hemen altını çizeyim Hatırlarsanız favorilere eklendiğinde şurada bir tost mesajı çıkıyor ee, işte film favorilere eklendi film favorilerden Kaldırıldı diye O da Jason dosyasında mevcut arkadaşlar çünkü şu kısımda neredeydi o şu kısımda mevcut onda dinamik yapmak için şöyle bir şey yaptım dedim ki iki tane değişken yaratayım şurada dil çağırdıktan sonra set edeyim bu değerleri ve gittim arkadaşlar bunları da tostu çağırdığımız yerde present ettiğimiz yerde dedim ki işte bir ise ekle iki ise çıkar muhabbeti olduğu için burada da çağırdım ekstra bir o var details'ta details'ı da anlattık. olun bir ayrıcalığı var. Geleceğim demiştim. Search'ü de anlatacağım en son olarak. Hiç merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar diğerlerinden farklı olarak bu resim içerisinde bir şu var. Fark ettiyseniz şu. Bu dışarıdaydı arkadaşlar. Yani bu şöyleydi. Hemen göstereyim. Şu kısım. Şunu keseyim. Bunu da şöyle kapatayım. Bu cage'in dışındaydı arkadaşlar, yani şuradaydı bu. Ve e, burada da tabii bu yoktu, şöyle. Bu yoktu, bu böyleydi arkadaşlar. E, Constructure'ın içerisine çağrılıyordu. Ancak bunu neden böyle yaptığımı söyleyeceğim şimdi sizlere. E, gelen dilden sonra arkadaşlar. Burada şey yazıyordu, e, popüler filmler mi yazacak, başlıkta e, yoksa son filmler mi? Şu kısmından bahsediyorum. E, hepsini göre tıkladım, şurada son filmler yazdırıyorduk ya, bizim bir My Title diye bir değişkenimiz vardı. Şurada My Title diye. Onun dinamik olması gerekiyordu arkadaşlar. O yüzden dedim ki, git dedim, resource'u bu. sonra subscribe et. E, mevcut dili de yaz buraya. Jenris burada çekiliyor ya gene arkadaşlar. O yüzden aşağıda Jenris var gene. Ee, burada dedim ki My Title'ım eğer işte şeyse Resurse'ı Resurse'ın değerini alsın. Popülerse popüler filmini alsın. Cage'de de neden yazdım? Aynı şeyi kopyaladım. Cage'e de yazdım bu arada. Sebebini de söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü şöyle bir muhabbet var. Ee, tabii bunu da çok affedersiniz. Bunu da hemen buraya bir alayım. tabi yemez de neyse. Yani şöyle yapabilirsiniz yani. Gerçi E yapsam aynı şey dönüyor da neyse. Cache'de de dedim ya arkadaşlar kapasitörün browser versiyonu desteklemediğini. Biz cache'de de Türkçe döndürdüğümüz için her türlü gitsin işlemi yapsın istediğimiz için cache'de de aynısını kopyaladım. Get Genres'te de dediğim için o current lengin de aynı şeyi var dediğim bu muhabbet gene aynı şekilde var. çünkü yolda da detayları göreceğimiz için diller yazılması gerekiyor. Detaylı bir şekilde arkadaşlar. Mevcut dile göre bakın şurada mevcut dile göre yazılması gerekmekte çünkü. Evet. Bu kısmı da hallettik. Geldik search kısmı nasıl oldu. Şimdi search kısmında da bir farklılığımız var. Orada da arkadaşlar şu placeholder da yani input butonunun olduğu yerde Search butonunun olduğu yerde arkadaşlar Search Movies'e göre alsın ve Title'ımız da ona göre alsın istedim Farklılık olarak bir bu var onda da Gene aynı şekilde Gap Challenge'de onda da aynı şeyler Yazılı gördüğünüz gibi Bu şekilde arkadaşlar filmleri biz ee, dillere göre ee, mesela Türkçe diline göre mesela şu an şey yapmış olduk arkadaşlar çevirmiş olduk ee, dilimizde istediğimiz e, şeye göre optimize oldu bakın burada da mesela artık Türkçe geliyor gördüğünüz gibi Türkçe yazıyor her şey ya da İngilizce olsa İngilizce yazar bu şekilde arkadaşlar bir sonraki videomuzda artık son noktalamayı düşünüyorum yani yavaş yavaş sona gelmeyi e, umut ediyorum tabii ki de bakın şu an mesela %100 bitti olmuyor bu tutorialları bitirince. Mesela şöyle bir şey örnek vereyim. Uygulamanın tam bitmesi için benim mesela e, connection test gibi olayları da yazmam lazım. İnternet bağlantısı giderse projenin ne olacağı, işte uygulamanın nasıl tepki vereceği gibi uygulamaları tabii ki de eklemeniz gerekir projeye. E, bunları ben çekmeyeceğim. Ayrı belki küçük videolarda bunları bahsederim bilmeyen arkadaşlar için. Bir sonraki videoda arkadaşlar e, Artık e, lokal notifikasyonları yapıp bitireceğiz. Beni izlediğiniz, takip ettiğiniz, videoyu buraya kadar sabırla e, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan herkesin 23 Nisanı kutlu olsun.